Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkese iyi bir hafta sonu dileklerimi sunmak istiyorum öncelikle. Evet, nefesler tutuldu. Yarın sandık başında olacağız. Akşam saatlerinde sandıktan çıkan ilk sonuçları görmeye ve yorumlamaya başlayacağız. Gece 24'ten sonra uluslararası piyasalar açıldığında dolar TL'nin ilk tepkisinin ne olduğu fikrine sahip olacağız ve nitekim de pazartesi sabahtan itibaren ise piyasalarda neler olacak, neler bitecek bunları hep birlikte takip edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak cuma günü ne olabilir ve pazartesi günü ne olabilir şeklinde bir başlıkla ayrıntılı bir analiz vermiştim. Bu videonun sonuna bunu ekleyeceğim. Özellikle cuma gününe yönelik olan işlemleri bir gece öncesinden açıklamıştım ve nitekim pazartesi içinde neler olabileceği konusuna ilişkin olarak o videomda ayrıntılı açıklamaları bulabileceksiniz. Bu videoda arkadaşlar Viyop üzerinde duracağım. Biliyorsunuz Merkez Bankası Viyop işlemlerinde son derece etkin bir rol oynamakta. Aylardır short pozisyonlarına büyük bir alaka gösteriyor ve piyasayı açmış olduğu yoğun miktardaki short pozisyonlarıyla yani dolar satışı yönündeki pozisyonlarıyla dengelemeye veya baskı altında tutmaya veya bir başka ifadeyle dolar TL'deki aşırı oynaklığı engellemeye çalışmakta. Merkez Bankası'nın Viyop'ta işlem yapma amacı budur. Zira Merkez Bankası geçtiğimiz Ağustos krizinden sonra özel bir düzenlemeyle, resmi bir düzenlemeyle Viyop'ta bir oyuncu gibi hareket etme yetkisini kazandı. Sizler gibi, benim gibi Viyop'ta işlem yapabiliyor ve pozisyon açabiliyor. Bu konunun ne kadar etik olup olmadığı meselesi, Merkez Bankası gibi birçok veriye hakim olan bir resmi kuruluşun bu anlamda işlem yapıyor olması, bizim ve Merkez Bankası arasındaki fırsat eşitsizliği açısından çok değişik şekillerde değerlendirilebilir. Mevzumuz şu anda bu değil arkadaşlar. Evet, Merkez Bankası bugüne kadar yapmış olduğu short işlemlerini hep başarıyla, kazançla sonlandırdı ve en son Mart vade olarak yani dün sona eren Mart vade itibariyle bu vadenin öncesindeki bütün vadelerde yüksek fiyatlardan short pozisyon açtı ve çok daha aşağı seviyelerden bu pozisyonlarını kapatma imkanını buldu. Hem dolar üzerinde bir dengeleme unsuru, dengeleyici bir unsur fonksiyonunu ifade etti hem de para kazanabildi. Ancak sevgili arkadaşlar, son Viyop yorumlarımda yapmış olduğum açıklamalarımda diyordum ki Merkez Bankası son durumlar itibariyle artık zararlı bir konuma geçti. Maliyetlerinin üstüne çıkan bir dolar fiyatlaması, dolar TL fiyatlaması oluşmaya başladı. İşte bu tablonun dolar TL üzerindeki etkilerini de sizlere anlatabilmek ve Merkez Bankası'nın taşımış olduğu pozisyonları elindeki miktarın ne oranda olduğu ve maliyetlerinin ne seviyede kaldığı ve en sonunda ise Merkez Bankası'nın an itibariyle veya en son kapanış uzlaşma fiyatı itibariyle ne miktarda karda veya zararda olduğunun hesabını sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi öncelikle dün sona eren Mart vade itibariyle konuya başlayalım isterseniz. Mart vadede Merkez Bankası son gün itibariyle yani Cuma günü 29.3 tarihinde herhangi bir işlem yapmadı. Short pozisyon açmadı, sıfır pozisyonla günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta itibariyle de Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde Mart vadede işlem yapmadığına tanık olduk. Ve Mart vadede Merkez Bankası'nın elinde toplamda 402.762 kontrat pozisyon bulunuyordu. Değişik tarihlerde açmış olduğu toplam short pozisyon sayısı 400 bin civarı ve Merkez Bankası'nın ortalama short maliyeti ise 5.39.20'yi göstermekte. Eğer 5.39.20'nin daha aşağısında bir fiyatlama söz konusu olsa idi, Merkez Bankası önemli bir kazanç elde etmiş olacaktı. Viyop konusuna yabancı olan arkadaşlarıma hatırlatmak bakımından bu bilgiyi veriyorum. Bilenler zaten biliyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, 5.39.20 ile Merkez Bankası'nın maliyeti var iken dün Mart vadenin uzlaşma fiyatı, kapanış fiyatı 5.63.35 ile gerçekleşti. Yani
Önemli bir şekilde Merkez Bankası'nın maliyetinin üzerinde bir kapanışın gerçekleştiğine, bir uzlaşma fiyatının oluştuğuna tanık oluyoruz. 5.63.35 ancak Merkez Bankası'nın maliyeti 5.39.20 ise yaklaşık 25 kuruş civarında bir zararlı durum söz konusu olmuş. Videonun sonunda arkadaşlar bu zararın ne miktarda TL rakamlara tekamül ettiğini ise mutlaka sizlere izah edeceğim. Evet arkadaşlar, gelelim şu an pazartesinden itibaren gireceğimiz Nisan vadede durum neymiş? Nisan vade itibariyle Merkez Bankası geçtiğimiz cuma günü yine herhangi bir işlem yapmamış. Geçen hafta geneline baktığımız zaman, geçen hafta genelinde de Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Ancak Nisan vadede Merkez Bankası'nın elinde toplamda daha önceki tarihlerde açmış olduğu pozisyonlar itibariyle 1.332.524 adet short pozisyon bulunmakta. Nisan vade ile ilgili önceki tarihlerde yapmış olduğum analizlerde Merkez Bankası'nın özellikle Nisan vadede pozisyon artırma çabası içerisinde olmasını, seçimlerden hemen sonraki vade olması nedeniyle anlamlı buluyordum. Buradaki anlam ise seçimler sonrasında dolar TL'de aşırı bir oynaklık ve dalgalanma söz konusu olur ise burada yapacağı olan işlemler veya elindeki gücü artırmak bakımından bir düşüncesi olabileceğini yansıtmıştı. Nitekim Merkez Bankası'nın en çok pozisyon bulundurduğu vade şu an için Nisan vade ve daha Nisan vadeye de yeni gireceğiz. Nisan vadenin sonu itibariyle daha bir aylık bir sürecimiz var. Bu rakam daha da artabilir gibi görünmekte. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Nisan vade itibariyle maliyetine baktığımız zaman ise 5.59.60 seviyesini görmekteyiz. 5.59.60, yuvarlak olarak biz buna 5.60 diyelim. Peki Merkez Bankası'nın 5.60'lık maliyeti ardından Nisan vade itibariyle son uzlaşma değerimiz neymiş? 5.75. Merkez Bankası burada da yaklaşık 15-16 kuruş civarında bir zarar durumuyla karşı karşıya bulunuyor. Maliyetinin üzerine çıkmış bir durum var. Son kapanış itibariyle arkadaşlar, cuma günü kapanış veya cuma günlük uzlaşma değeri itibariyle. Gelelim Haziran vadeye değerli arkadaşlar. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası cuma günü 4000 kontratlık bir işlem yapmış. Pek de yüksek sayılmayacak bir işlem diyebiliriz. 4000 kontrat satışını görmekteyiz. Short pozisyon açtığını görmekteyiz. Geçen hafta genelinde Merkez Bankası, hatırlayınız, Mart ve Nisan vadede geçen hafta Merkez Bankası, yani dolardaki, o dolar TL'deki en ciddi dalgalanmaların olduğu süreçte yüksek seviyelerde bile pozisyon açmamış. Ama Haziran vadeye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 98 bin kontrat gibi bir pozisyon açtığına tanık oluyoruz. Ve Haziran vadenin geneline baktığımız zaman, kümülatif pozisyona baktığımız zaman Merkez Bankası'nın elinde 1.059.741, yuvarlak olarak 1.060.000 kontrat pozisyon, short pozisyonu olduğunu görmekteyiz. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın maliyeti 5.69.10 civarında. Peki Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın 5.69.10 seviyesindeki pozisyonunu dikkate aldığımız zaman son uzlaşma fiyatı ise 5.96 seviyesini göstermekte. Yine görülüyor ki Merkez Bankası burada da yaklaşık 25 kuruş, 26 kuruş civarında zararlı bir durumda son kapanış verilerine göre arkadaşlar, cuma günlük uzlaşma fiyatına göre. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bu verileri sizlere aktardım. Merkez Bankası'nın elinde Nisan vadede 1.300.000, Haziran vadede ise 1.000.000 civarında short pozisyon bulunuyor. Bu miktarlar önümüzdeki günlerde artabilir. Tabii ki bunu takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Ben de size bilgileri aktaracağım. Arkadaşlar, 15 Mart tarihinde sizlere şöyle bir tablo yansıtmıştım. Dikkat ediniz arkadaşlar, bu 15 Mart tarihini yansıtan bir tablo. Merkez Bankası'nın o tarih itibariyle elinde bulundurmuş olduğu pozisyonları, ortalama maliyetlerini ve son uzlaşma fiyatına göre o an için ne oranda karda veya zararda olduğunu sizlere hesap etmeye çalışmıştım. Bu hesabı yaparken Merkez Bankası'nın 1'e 10 kaldıraç biop işlemlerinde 1'e 10 kaldıraç kullanmış olduğunu varsayarak, dikkat ediniz arkadaşlar, varsayarak bu hesabı çıkardım. Biop işlemlerinde daha farklı kaldıraçlar kullanılabilir. 1'e 5 kullanılabilir, 1'e 7 kullanılabilir ama genelde 1'e 10 kaldıraç kullanılmaktadır. Bu hesap durumuna göre bazen 1'e 11 olabilir.
olabilmekte, bazen 1'e 9 olabilmekte. Her neyse, bu ayrıntılara girmiyorum. Tamamıyla ve tamamıyla en yüksek kaldıraç oranını kullanmak üzere bir varsayımdan yola çıkıyorum. Ve arkadaşlar, sonuç olarak şöyle bir tablo ortaya çıkmakta idi 15 Mart tarihi itibariyle. Mart vadede 43 milyon 44 milyon civarında bir zararının olduğunu, Nisan vadede 9 milyon civarında bir kazancının olduğunu, ancak Haziran vadede ise yine 42 milyon civarında bir zararlı pozisyonda olduğunu görmüş idik 15 Mart tarihi itibariyle. Peki arkadaşlar, 15 Mart tarihinde yaklaşık 85 milyon, 75 milyon diyelim, şuradaki karı da dikkate aldığımız zaman civarında bir zarar var iken 29 Mart tarihi itibariyle tablo ne olmuş? Evet arkadaşlar, 29 Mart tarihi itibariyle Mart ve Nisan vadedeki kontrat sayılarında pek bir değişim olmamış. Haziran vadedeki kontrat sayısında biraz artış olmuş ve arkadaşlar, sonuç olarak ortalama maliyeti Mart vade için 5.39.20 idi ve pozisyonlar 5.63.35 uzlaşma fiyatıyla, yani 2.415 puan zararla kapanmış oldu. Sonuç itibariyle Merkez Bankası Mart vadede 97.267 TL, 97.000 TL zararlı bir şekilde Mart vadeyi kapatmış oldu. Tekrar ediyorum arkadaşlar, Merkez Bankası normal bir kaldıraç oranı 1'e 10'u kullanıyorsa, 1'e 10 kaldıraç oranını kullanıyorsa bu rakamlar söz konusudur. Merkez Bankası'nın ben hangi oranlarla işlem yaptığını bilemem. Bu rakamların da net ve kesin bir resmi bir veri olduğunu asla söyleyemem. Bu konuyu tekrar bir çekince, bir istisna olarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Sonuç olarak %58 civarında bir zararın oluştuğu görülmekte. Nisan vadeye geldiğimiz zaman ise Merkez Bankası'nın 1 milyon 300 küsur kontratı 5.59.60 ile ortalama maliyeti ve Nisan vadenin ise son uzlaşma fiyatı, Nisan vade hala devam etmekte ama şuradaki zarar reel olarak oluşmuş durumda. Mart vade bitti artık. 5.57.84 seviyesi Nisan vade için son uzlaşma değeri 1.624 puanlık bir terste kalma durumu söz konusu ve 216,5 milyon TL, yani %40 civarında bir zararlı durum söz konusu Nisan vade için son kapanışa göre. Haziran vadeye baktığımız zaman, Haziran vadede Merkez Bankası'nın elinde daha az kontrat bulunmasına rağmen, bakınız burada 1 milyon 300, burada 1 milyon 60, 300 bin kontrat, daha az kontrat bulunmasına rağmen Merkez Bankası'nın yaklaşık 5.69.10 seviyesinde bir ortalama maliyeti bulunuyor. Son uzlaşma fiyatı ise 5.96.35'lerde Merkez Bankası 2.725 puan ters konumda, yani zararlı konumda bulunuyor. Bu da 288-290 milyon TL'ye veya bir başka ifadeyle %65'lik bir zararlı duruma sebebiyet vermiş görünmekte. Arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi yatan teminatlar diyorum. Merkez Bankası bu işlemleri yapabilmek için hangi miktarlarda teminat yatırması gerekiyor, ne miktarda bir TL'yi bu işlemlere risk etmesi gerekiyor, bunun hesabına baktığımız zaman ise Mart, Nisan ve Haziran vade itibariyle yaklaşık 1.2 milyar civarında bir TL'nin burada bağlı olduğunu görüyoruz. Sonuç itibariyle oluşan zarara baktığımız zaman 288, 216, 500 diyelim, 97, 600 diyelim, 600 milyon TL zarar oluşmuş. Merkez Bankası pozisyonlarını kapatmadığı için şurada 1.2 milyar TL'lik pozisyonu var ama burada bir zararlı konum söz konusu olduğu için bu miktardaki bir parayı da hesaba, BIOP hesabına aktarmak zorunda. Çünkü pozisyonlar devam ediyor. Bu miktarda bir zarar oluştuysa oluşan zarar kadar teminatını tamamlamak mecburiyetinde. Özetle arkadaşlar, ortalamaya baktığımız zaman veya şurada 1.2 milyarlık bir teminat durumu, oluşan 600 milyon civarında bir zarar durumu, yaklaşık %50'lik bir zarar diyelim buna. Zaten şuradaki oranlara da baktığımız zaman ortalama %65, 39 ve 58'i dikkate aldığımız zaman bunun da ortalaması %50, %55 gibi bir zararlı durumun olduğunu ifade etmekte. Arkadaşlar, Mart vade kapandı bitti ve 97 milyon civarında bir zarar oluştu. Nisan ve Haziran vade için durum ne olur bilmiyoruz. Eğer rakamlar, seviyeler
Merkez Bankası'nın maliyet seviyelerinin aşağısına inecek olursa Merkez Bankası şuradaki zarardan kurtulmuş ve kâra geçmiş olabilecektir. Ama farklı bir durum söz konusu olur ise, yukarıya doğru bir gidişat söz konusu olur ise buradaki zararlar büyüyecektir. Ha, Merkez Bankası bu durumda ne yapacak sorusu gündeme geliyor. Arkadaşlar, bundan sonra bu tarihten itibaren Merkez Bankası'nın Viyop işlemlerini çok yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben de sizlere mümkün olduğu kadar sıklıkla, hemen hemen her gün olmasına gayret göstererek Merkez Bankası'nın yaptığı işlemleri aktarmaya Viyop yorumları başlığı altında devam edeceğim. Zira Merkez Bankası şuradaki zarar miktarı büyüyecek olursa, dolar TL'de yukarı yönlü hareketler artacak olur ise bu durumda acaba pozisyonlarını kapatacak mı? Zarara büyümesini engellemek bakımından eldeki short pozisyonlarını kapatıp da belki long pozisyona geçmek veya daha farklı bir strateji mi uygulayacaktır? Bunun ne olacağını bilmiyoruz. Bu açıdan Viyop konusunu çok yakından takip etmekte büyük yarar olduğu kanaatindeyim. Zira Merkez Bankası'nın elinde bulunan bu yüklü miktardaki pozisyonları kapatabilmesi için, vade içerisinde kapatabilmesi için ters pozisyon alması, yani alım yapması, yani long pozisyon açması gerekiyor. İşte long pozisyon açmaya yönelik bir gayret olur ise bu miktardaki pozisyonun kapanıp da kapanabilmesi için önemli bir hacim gerekecektir ve bu ilgi dolar için, dolar TL'nin veya Viyop seviyelerinin daha da yukarı gitmesi anlamına gelebilir eğer Merkez Bankası elindeki pozisyonlardan bir an önce kurtulmak gibi bir eğilim içerisine girecek olur ise. Bu açıdan arkadaşlar, bu rakamları bir köşeye not etmekte yarar bulunuyor. Merkez Bankası'nın Nisan ve Haziran vade için elinde bulundurmuş olduğu kontrat sayılarını bir köşeye not edip önümüzdeki günlerde bu kontrat sayılarında artış mı oluyor, azalış mı oluyor, bunu takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Evet değerli dostlar, şimdi bir de içinde bulunduğumuz vade itibariyle, yani yeni girmiş olduğumuz Nisan vade itibariyle neler olduğuna bir bakalım teknik durumun. Arkadaşlar, görmekte olduğunuz grafiğimiz Nisan vadenin işleme başladığı tarihten itibaren, yani 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren bugüne kadarki eğilimini göstermekte. Bu bir haftalık grafiktir ve bu haftalık grafiğimize bağlı olarak ise çizilen en tepe ile en dip arasındaki Fibonacci kriterlerimiz oldukça önemli seviyeleri yakalamış görünüyor. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuradan başlayan geri çekilmede şu bölgede bir dengelenme çalışması olmuş. Şuranın direnç olarak algılandığını görüyoruz. %61.8'e denk gelen 6.90 seviyesinin, ama gördüğünüz gibi çok net bir şekilde geri eğilim başlıyor ve şu bölgede arkadaşlar 5.40 seviyesinde bir dip oluşumu gerçekleştikten sonra bir sonraki direnç olarak 5.97 seviyesinin Fibonacci direnci olarak algılandığını ve şu ana kadar ise son dönemlerde veya son zamanlarda bu yaklaşık kaç aydır diyelim. Evet, 31 Aralık tarihinde en son 5.88 seviyesi görülmüş ve geçtiğimiz hafta ise en yüksek 5.86 seviyesi görülmek suretiyle öncelikle 5.88 noktası, 31 Aralık'ta görülen en yüksek seviye olan 5.88 noktası önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. Arkadaşlar, Fibonacci kriterleri ve haftalık periyottaki grafikler daha orta vadeli bir bakış açısını yansıtmaktadır. Dolayısıyla burada zikredeceğimiz seviyelerin hemen birkaç gün içerisinde görüleceği anlamı çıkmamalı, ama içinde bulunduğumuz oynaklık ve hızlı fiyat hareketleri gereği de normal şartlar altında daha geniş bir zaman yelpazesinde görülebilecek olan seviyeler ani hareketliliklerde de önem kazanmış oluyor. Şu anda arkadaşlar, şu bölge bizim en önemli direncimiz konumunda. Zira 5.86 ve 5.88'in son günlerdeki önemli bir direnç olarak algılandığını, daha doğrusu 2019 yılı itibariyle ve 19 Aralık'tan ta itibaren ki süreç 3-4 aylık süre içerisinde bir direnç olarak algılandığını görmekteyiz. Fibonacci direncimiz olarak ise arkadaşlar 5.97 seviyesi, o halde 5.88 ile 5.98 bölgesi bir direnç bölgesi olarak düşünülebilir, değerlendirilebilir. Şayet şuradaki 5.97 seviyesi zorlanır, burası geçilir ve burası bir destek haline gelecek olur ise bu durumda bir sonraki Fibonacci direnç hedefimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar 6.32 seviyesini ifade etmekte. 5.97'nin aşılması durumunda, genel olarak da 6 seviyesinin artık bir destek haline gelmesi durumunda
6.32 44 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş eğiliminin gündemde olabileceğini ifade edebiliriz. Arkadaşlar bu Fibonacci kriterleri itibariyle oluşan destek ve dirençlerdir. Bir de pivot sistem tekniğine bakalım. Pivot sistem tekniği biliyorsunuz Fibonacci'ye oranla daha kısa periyotlarda da olasılıkları, teknik olasılıkları hesap edebilen bir teknik yöntemdi. Dolayısıyla arkadaşlar bu hafta içerisinde, bu önümüzdeki hafta içerisinde ki seyir planının şu şekilde olabileceğini hesaplamış pivot sistem. 5.73 seviyesinin pivot noktası olduğunu ifade ediyor. Yani bu seviyenin üzerinde kalınır ise eğer nereye kadar yükselebilir sorumuza yanıt veriyor. Bu seviyenin üzerinde kalınır ise eğer ilk hedef 5.91 olarak görülüyor. 5.91.50 olarak hesaplanmış. Bu seviyenin üzerinde bu seviyede geçilecek, bu seviyede aşılacak olur ise bu kez nereye kadar bu yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtını ise 6.04 noktası olarak veriyor. Aynı mantık ve bakış açısıyla 6.22 seviyesi ise 3. pivot direnci olarak karşımızda bulunuyor. Şayet 5.73.24 seviyesinin aşağısında kalınır. Bu seviye bir direnç olarak algılanır ise bu durumda gerileme eğiliminin söz konusu olabileceği, bu ihtimalin daha yoğun olabileceği dikkate alınır ve böyle bir durumda ise nereye kadar bu geri çekilme devam edebilir sorumuzun yanıtı 5.60.50'ye kadar. Bu seviyeye kadar bir geri çekilme riski oluşmuştur şeklinde yorumlamak gerekecektir. Aynı mantıkla bu seviyenin de kırılması durumunda 5.42'lere kadar geri çekilme olasılığı teknik manada söz konusu olabilir imiş. Bu rakamları bir köşeye bu haftanın kriterleri olarak, bu hafta için geçerli kriterler olarak bir köşeye not almanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Pazartesi günü itibariyle arkadaşlar duruma bakacak olursak 5.76 seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu ve 5.79'un ilk direnç, 5.82'nin bir sonraki direnç ve 5.86 seviyesi, malumunuz arkadaşlar 5.86 geçtiğimiz hafta içerisinde görülen en yüksek seviyeydi. Bu seviyenin de önemli bir durumda olduğunu, önemli bir kriter olarak karşımızda bulunduğunu görmekteyiz. O halde 5.76'nın aşağısında kalınması durumunda ise 5.72 ve sonrasında ise 5.70 seviyesi önemli dikkat edilmesi gereken kritik seviyeler konumunda görülmekte. Sevgili arkadaşlar, pazartesi veya önümüzdeki hafta içerisinde az önce sizlere ifade etmiş olduğum pazartesi günü dolar TL ne olabilir başlıklı videomu özellikle dinlemenizi rica ediyorum. Önemli dalgalanmalar vesaire sert hareketler olabilir. Panik yapılmamalı. Anlık bir şekilde piyasayı izleme imkanınız yok ise kesinlikle ve kesinlikle rakamlarda ki görmüş olabileceğiniz düşük veyahut da yüksek seviyelerin kalıcı olamayabileceğini, o yüksek dalgalanmalar esnasında anlık kararlar vererek işlem yapmanızın sizler için çok ciddi zararlar yaratabileceğini ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Zira biop işlemlerini yapan arkadaşlarımız zannediyorum ki bu işin mantığını ve felsefesini çözmüşlerdir, anlamışlardır. Hızlı hareketler ciddi zararlara da sebep olabilir. Bu riski lütfen dikkate alınız ve sakin kalmaya dikkat ediniz. Anlık karar vermemeye dikkat ediniz diyorum. Evet değerli arkadaşlar, biop konusuyla ilgili olarak şu an sizlere ifade edeceklerim bunlardan ibarettir. Eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi bir hafta diliyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum ve seçim sonuçlarının ülkemiz için ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hoşçakalınız. Bu arada pazar günü akşam mutlak surette arkadaşlar, yani yarın akşam seçim sonuçlarıyla ilgili ilk verilerin gelmesine takip yine son bir durum değerlendirmesi yapacağım. Bu konuda, bu konu hakkında da bilgi vermiş olayım. Hoşçakalınız, selamlar, sevgiler, saygılar.